2012 yılında 6360 sayılı kanun kapsamında kırsal alanlar mahalleye dönüştürüldü. Kanun 2014 yılında uygulamaya geçerken Orköy kapsamında olan mahalleler 30 büyük şehrin tamamında mahalle statüsüne döndü. Ancak yapılan bu uygulamaya Sakarya dahil birçok ilden tepkiler gelmeye devam ediyor. Sakarya Muhtarlar Federasyonu Başkanı Erdal Erdem de konuyla ilgili açıklamalarda bulundu. Kırsal mahalle kavramını detaylı bir şekilde anlatan Erdem, köy tüzel kişiliğine dönmenin öneminden ve üreticinin desteklenmesiyle ilgili birçok konuya dikkati çekti. Köy tüzel kişiliğine geri dönülmeli diyen Erdem, Sakarya'da bununla ilgili yıllardır yürüttükleri bir çalışma olduğundan bahsetti. Bu kırsal mahalle nereden çıktığını dersiniz, Sayın Cumhurbaşkanı'nın 2019 yılında külliyede tarım şurası yaptığında asıl amaç köy tüzel kişiliğine geri dönmekti. Orada alınan söylemler, tutanaklar bu şekilde olduğunu katılan arkadaşlarımız ifade etti. Sonra 16 Ekim 2020'de 7254 sayılı kanun çıktı. Dolayısıyla da buraya da kırsal mahalle dediler. Kırsal mahalle 30 tane büyük şehirde kabul edilmeyen illerden birisi de Sakarya. 8 maddelik bir önerisi olduğunu söyleyen Erdal Erdem mahallelerin köye geri dönülmesini istedi. Bizim Sakarya'da bununla ilgili yıllardır yürüttüğümüz bir şey var. Ben bunu 2020'de öğrendikten sonra, kanun çıktıktan sonra uygulama yönetmeliği çıkmamıştı. Başkan yardımcımız Bayram kardeşimiz ve diğer yönetim kurulundaki arkadaşlarımızla Çevre Bakanlığı'na gittik, Mevzuat Daire Başkanlığı'na ve bunun uygulanmasını talep ettik. Dolayısıyla da fakat uygulama yönetmeliği kanunu maddeler haline getirmiş, o şekilde önümüze sunmuş. Yani metinler gitmiş, maddeler gelmiş fakat işin özü aynı. Dolayısıyla da asıl olması gereken köy tüzel kişiliğinin geriye dönmesi. Kırsal mahalle kabul edilen yerlerde gene vergi muafiyetleri devam ediyor. Belediye gelirler kanunu. Yasanın altının doldurulmadan çıktığını ve köylerin mahalle olmasının bir sürü sıkıntılara yol açtığını ifade eden Erdem şunları söyledi. Kırsal mahalle olduğu zaman köy tüzel kişiliklerimiz geri gelmiyor. Yani köylerde yaşayan, bizden önce yaşayan büyüklerimizin köyün gelişmesi için verdikleri meralar, işte okul yerleri, cami yerleri neyse bütün yerler belediyeye veya hazineye geçti. Bu yerler kırsal mahalle olmasıyla da geri dönmüyor. Bizim talebimiz kırsal diye bir zaten ana kanunda bir tabir var mı bilmiyorum. Ya mahalledir ya köydür, ya beldedir ya belediyedir veya ilçedir. Dolayısıyla kırsal diye bir kavram bununla bizim Türkçe'de lügatımıza girdi. Şimdi köyleri mahalle yaptılar. Burada bir sürü sıkıntılar geldi. Altı doldurulmadan çıktı. Mahallelerde hayvan besleyemezsin. Beslediği zaman bir vatandaş şikayet ettiği zaman hayvanın kokusundan, traktörün gürültüsünden, hayvanın sesinden rahatsız oldum dediği zaman bunu belediyeler bir yaptırım uygulamak zorunda. Dolayısıyla da köyün ve tarım ve hayvancılığın kalkınması için bu köy tüzel kişiliklerinin geri gelmesi lazım. Meraların hayvancılık, hayvansal üretim yapan, bitkisel üretim yapan çiftçilerimize açılması lazım. 16 ilçede tek Kaynarca Belediyesi bu kırsal mahalleyi kabul etti. Biz emlak vergisi almasak, ruhsat harcı almasak, işte su paralarının dörtte birini alırsak nasıl hizmet edebiliriz gibi bir çekinceleri var. Dolayısıyla da ben bu konuyu geçen dönemden 4 sene içerisinde 2 sefer CHP Genel Başkanı Sayın Kılıçdaroğlu'na, 2 sefer Sayın Ali Babacan'a, 1 sefer Sayın Meral Akşener'e, 1 sefer Destici'ye, bizim Sakarya vekillerimize ve il başkanlarımıza defalarca Sayın Ali İhsan Yavuz'a, Sayın Ümit Dikbayır'a, Sayın Engin Özkoç'a, Sayın Levent Bülbül'e ve Sayın Recep Uncuoğlu'na defalarca bunları ilettik. Hatta